Növbəti qədim abidəmizi görmək arzusu ilə yola çıxdıq. Bir vaxtların paytaxt şəhəri Şamaxıda durduq. Sözü qılıncdan kəsərli, Nəsimi, Seyid Əzim, Sabir kimi neçə-neçə ustadın yurdu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nəinki Azərbaycanın, eyni zamanda Qafqazın ən qədim dini ocağı Cümə Məscidi ilə tanınır. Kompleks 743-cü ildə tikilib və təkcə Cənubi Qafqazda deyil, həm də Yaxın Şərqdə, Dərbənddə inşa olunan məsciddən sonra ən qədim İslam məbədi hesab olunur. İbadətgah 13 əsrdir ki, hüzurun və ümidin qapısıdır. Bəzi mənbələrdə Xəzər Xaqanının belə İslamı məhz burada qəbul etdiyi bildirilir. Aleksandr Düma isə Qafqaz səfərində Cümə Məscidi haqqında yazırdı. Mən Şamaxı şəhər Cümə Məscidinin biz mədrəsə deyirik, akademiyasında oldum və o akademiyada İslam elmləri ilə yanaşı dünya elmlərindən, astronomiyanın, həndəsənin, cəbrin ən son nailiyyətləri tədris olunurdu. Edən dəlillər məscidin həyətində qorunur. Ötən əsrin 80-ci illərində burada aparılan təmir işləri zamanı mədrəsə, hücrə və qəbirlər üzə çıxıb. Məscidin həyətindəki bu su quyusunun onun tikilmə tarixindən daha qədimlərdə tikildiyi bildirilir. Ehtimallara görə məscid özü də əvvəl mövcud olan hansısa məbədin üzərində inşa olunub. Tarixən Şamaxı dağıdıcı zəlzələlərə məruz qalıb və çox güman ki, həmin tikili də bunun nəticəsində dağılıb. Elə Şamaxı Cümə Məscidi də dəfələrlə yeraltı təkanların qurbanı olub. Lakin heç bir fəlakət onu tarix səhnəsindən silə bilməyib. Sovet hakimiyyəti illərində isə sanki xalqa gözdağı verilməsi üçün yararsız və baxımsız hala salınıb məscid. 2013-cü ildə dini kompleks əsaslı bərpa olunaraq yenidən həyata qazandırılıb. Məscidin 36 metrlik iki minarəsi də yeni inşa olunub. Şamaxı Cümə Məscidi memarlıq üslubu baxımından orijinallığı ilə seçilir. İslamın Qafqaza yayılmasında olduqca böyük rol oynayıb. Bölgədə, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu məscid bizim dini kimliyimizdir. Bax, bunun əhəmiyyəti budur ki, yəni din o qədər o devirdə burada inkişaf edibdir ki, burada bu boyda, bu regionda bu boyda bir məscid inşa olunubdur.
Cümə məscidi həm də özündə 1918-ci il Mart soyqırımının izlərini daşıyır. Məhz həmin tarixdə yerli Şamaxı sakinləri erməni quldur dəstələrindən qorumaq üçün bura sığınıblar. Daşnaqlar dini ibadətgahda yanğın törədərək təqribən 1700 günahsız insanı qətlə yetiriblər. Onların arasında yaşlılar, uşaqlar və qadınlar üstünlüyü təşkil edib. Məscidin bərpası zamanı bu izlərə toxunulmayıb. Şamaxının Cümə məscidindən məxsusi olaraq Türk dünyası üçün Günel Habil qızı. Kağıdın renk renk kumaş olduğu bir sanat bu. Renkler ki her rengin her tonu var. Kağıdın renk renk iplik olduğu bir sanat bu. İğne oyası gibi kağıt işlenir. Karanfil olur, anka kuşu olur, cami olur, besmele olur. Geometrik şekiller kağıda oyulur. İnce, hassas, hata kabul etmez kağıt. Milimetrik kesimlerle formunu bulur. Uzun zaman, bitmeyen sabır ister kağıt. Kağıt işlenir, sanat olur. İzlemeye doyamazsın mavi yıldız çiçeğini. Ustası söylemese bilemezsin kağıtı sanatının kağıdı işlediğini. Ben geleneksel sanatlara karşı her zaman bir ilgim vardı. Üniversite döneminde de ilgilendim. Üniversiteyi bitirdikten sonra TESİP kursuna yazıldım. TESİP çalışırken kağıtıyla tanıştım. Biz desenlerimizi oluştururken kendi öz kültürümüzden besleniyoruz. Kendi motiflerimiz, bu Selçuklu oymaları olabiliyor, motifler, çiçekler olabiliyor. Kendi motiflerimizden faydalanıyoruz. Peki aynı esere uygulanabiliyor mu farklı sanatlar kağıtıyla beraber? Tabii, yani örneğin yaptığımız işte kağıtı çalışırken bir tarafına fırça işi, bir tesip işi girebilir. Bir minyatür girebilir. Kitap sanatı olduğu için ince sanatlar diyoruz, klasik sanatlarımız. O yüzden birbiriyle örtüşebiliyor. Toprağı ekip sabırla büyütmek gibi usta çiçeğini kağıda ekiyor. Yaprak yaprak, çiçek çiçek, vazoda eşsiz bir buket. Koklanmayı bekliyor. Elleri terlese de ustanın kağıda hissettirmez. Yırtarım, üzerim diye korkar. Kağıdı boyar, keser, birleştirir. Buketini vazoya yerleştirir. Kağıttan bir kelebeğin kanatlarında bukete konsam, kokusunda kaybolsam. Ama kağıtlar da özel. Evet. Yani bu kağıtlar nasıl kağıtlar? Bu kağıtlar özel el yapımı kağıt. Özellikle el yapımı kağıt bulmada zorlandığımız için atölyemizde bir geri dönüşüm atölyesi kurduk. Öğrencilerimizle burada hem minyatür, tesip çalışan hem de kağıtı çalışan öğrencilerimizle birlikte kullanıyoruz. Bunlar asit oranı düşük, yani uzun ömürlü kağıtlar. Ve kendiniz boyuyorsunuz. Kendimiz boyuyoruz. Evet.
Şu an Gonca gülümüzü yapıştıracağız. Bir yapıştırma örneği yapacağız. Nişastamızı, hazırladığımız nişastamızı yapışacak kısma çok az miktarda sürüyorum. Gonca gülümü kavrayacak kısım, yani taç kısmı yapıştırıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Evet, Gonca gülümle taç kısmını birleştirdim. Yapıştıracağım. Bunun için tekrar tam ortalayarak siyahın üzerinde de bir güzel durdu ki. Ne şekilde konumlandıracaksak şu şekilde. Yapıştırmadığımız kısımları tekrar nişasta sürüp. Peki bunları nasıl koruyacağız? Çerçeveleteceğiz. Evet, çerçeveleteceğiz. Nem almayan bir ortamda. Güneş ışığı. Güneş ışığı da renkleri bozabilir. Tabii her çalışma güneş ortamında bozulabilir. Bunlar için de geçerli. Bu şekilde tamamlamış olduk. AzTV'de yayınlanan Türk Dünyası programının değerli izleyenleri, ustamızın sanat yolculuğunu getirdik ekranlarınıza. TRT Avaz, Esra Eskigün. Bunaki, bu şunu bizde avatamak deyip koyut. Bu giyin jasalgan. Birok bu yerde koldonulgan şuruulardan, topçulardan bardığı deyin. Oşol sovet mezgiline tiyeşelüü, sumon joktordon. Biz bunun Talas'ta Sabira degen apanın aytuusu boyunca jasaganbız. Bul moyunga tagılat dagı arkasından topçulanat. Anan kichinekey kızdın moynuna ушул 5-6 жаштан баштап ушул тагылат. Муну ала тамак деп коёт экен. Талас'тын жогору жагы деп коёт. Ошол жакта тагылган. Бул деле ала тамак, бирок жасалышы таптакыр башка. Мындай ала тамактар музейлерде сакталган. Eski sürettörden sürettün gezdeştirse olup. Bu ala tamakta biz oşul 10 yaş, 12, 15 yaşka çeyin kızlarga ılayık talıp, kızlarga dep jasalgan, bunu giyincerek özüz jasap çıkan biz. Bu yerde sözsüz türde marjan şurular, alar monday torço türünde tizilip çıkarttağı, alardın uçuna, ayağına, uşunday gümüş tıyındar, sedep tıyındar, ba kolunda var nerselerde uşunday kılıp koygun. Анан тагынып жүргөндө бул аябай көрктүү анан үн дагы чыгып турат. Акылай азыр 12 жашта. Мынакей Акылайдын жашына ылайыктуу бул ала тамак. Бул моюнга тагылат, төшүнө түшөт мындай болуп. Анан билерикти тагынсаң. Чохан Валихановтун тарыхый маалыматына кайрылып берметтен жасалган. Анан колтырмаш деп коёт. Бул ошол Талас аймагынын жогорку бөлүгүндө гана кездешет. Башка аймактарда кездешкен эмес. Акылайдын жашындай курактагы кыздар колтырмашты тагынган. Бул колтырмашка бул колтуктун астынан өтөт мындай болуп. Анан мындай ичине жасаң бул жактагы узун чачына бул тагылат. Колтуктун алдынан өтөт. Анан бияк жактагы чачтарын ушундан андан ары деп чогултуп турат да. Анан бул көбүнчө кооздук катары дагы болот. Мынакей аркасында болот ушундай. Бийинде жайгашат. Колдо бар топчулары, мынакей бул жерде топчулар, булар түймө деп аталат. Ошол көл нарында ушул топчулар көп кездешет. Анан аны чапанына,
çip tamasına kızlarga taap koyuşkan. Görük berish üçün anan anın üstüne baygıl kozduk buyumdar bular. Misal üçün bul marjan şuruunu kişinekey çağınan baştap tağışkan da. Жон гана шуру катары да тагышкан, ала тамак катары да тагышкан. Бул көйүнү, өнүгүнү билдирет да. Негизи эле айтышат бул аял затынын кыздарга, келиндерге негизи эле ден соолугуна пайдалуу деп айтышат. Анан негизги функциясы бул көз тийгенден сактайт. Сөйкөсү мынакей жана силерге көрсөткөн, сом сөйкөсү деп коет. Бул бир маржандан кармалып жасалган атайы. Эме сиркеленген деп коет, тоголок чолор менен коздолгон. Бул сөйкө желбиреч деп коет, ушул көл аймагына таандык сөйкө желбиреч. Муну кыздар дагы, келиндер дагы таанган. Моюндан асып таанат да. Сөйкө желбиречтин дагы бир түрү, бул сөйкө желбиреч, мынакей өзүңөр көргөндөй түзүлүшү формасы таптакыр башка. Бул нарын аймагында көбүрөөк кездешет. Ортосунда мынакей тумары бириктирип турат. Бирок бул түштүк аймагындай болуп, бул тумарлар ачылбайт. Мындай жумуру жасалган. Бул сөйкө желбирөчтү такканда мындай моюн менен асып, анан бул төшкө мындайна мынакей карасаңар, ушул төштө жатыш керек да, мынакей тумары ортого келиш керек. Ишинин гана чулпуна халкын тарыхы өзүнүн кечмишин мүңүрлүктөрдөн алып кайт, яны кадимиятын жумушунан өз көз ачышына алан ве биздин күлөрүбүздө чели камиллигин эң жогору деречесине жетип, инче сунугат деречесине өөрлөн сенетчилигин эне бир көрүнүшкөн кулалчылык сунугатыдыр. Кулалчылык сунугаты менен түркмен халкы кадимиятын яры мешгулланыр. Кулалчылык сунугатынын пири хөкмүндө Сейит Эмир Миркулал deyip belinil geçilir. Seyit Emir Mirkulal tarih sahipalara seyretsek 13. asra değişli şahsiyetlerin bir hesaplanıyor. 1287 yılda Bukhara'dan 11 kilometre uzaklıkta doğulun şahsiyetlerin biridir. Seyit Emir Mirkulal 90 yıl yaşayıp dünyadan ötüyor ve 90 yaşının içinde 4 oğlundan daşları 114 şagird yetiştiriyor. Şol şagirdlerinin içinde Bahaviddin Mirkulal, Şeyh Yadigar Yali şahsiyetlerin adları ençemeyde kaytılanıp belirlenip geçiliyor. Kulalçılık sınıfının erki tarihi dörüşlerini sersaltıp asliyetinde kulalçılık sınıfı durmuşu adamların zerurçuluğu bilen bilelikte dünyaya iniptir deyip belirleniyor.
Yani su getirmek, su ekitmek görünüşündeki zorunluluk esasında su küzeleri yüze çıkıptır diye. Yağ küzesi, gor küzesi, ayran önümlerini saklamaklık için ya da kolçaları, kovurulan etleri saklamaklık için küfü yaymaklık için tarihin cümüşüne ters alsak türlü dövürlere göre nakışlanış esasında da dörlü etaplara bölünür. Hazırki dövürde tunugut görünüşünde öğrenilende küzgeçiliğin ya da kulalçılık tunugutunun renk veriş ya da nakışlayış esasında olur dört bölüme bölünür. İlkincisi has kadimiyetteki yani geometrik şekiller esasında üç uçluklar, tegeleçikler ve tolkullar görünüşünde nakışlar veriliptir. Hem de tebiyeli nakışlar tebiyatından alınan renkler esasında boyalıptır. İkinci bir görünüşü hükümünde nakış basmaklık görünüşü olunurlar. Yani küydülere tayar bulun nakışların yüzüne basmak esasında has oğudan şekilleri getirmek görünüşü hasaplanırlar. Üçüncüsü olsa küzegerçiliğin has, kemil ve bizim güllerimizde yakın görünüşünde olup o nakışı basmak esasında yani küzenin yüzüne dörlü önümler esasında yüzüne basmaklık ya da tenne zikkelemek tarihi sahipadaki en bir kadimiyetten ulanılan görünüşlerin biri hesaplanılır. Has, hazır ki bizim dövrümüze yeten kemil görünüşünde küzelerin nakışlanışı olsa, en tek yumuşak, dolu bitmedi küzeleri oymak esasında nakış vermekle hesaplanılır. Kadimiyetten gelen bu kulalçılık sunuotunu öğrenmek bilen biz Türkmen halkının dinevir zahmet söyür halk bulunduğunu şayetlik etmen, eysen Türkmen halkının dürüdün bu kulalçılık sınıfındaki önümlerine ters alsak, Türkmen halkının akıl payhazlığı, pezebevi fikirlerini ödünün zahmet hünerlerinde senetçilik önümlerini beyan etmeyi başarandığına da şayetlik ediyor. Аспап туралы аңыз әңгімелері өте көп. Қазақ халқының бір әпсанасы бойынша қобыз Сырдария өзенінің алқабында жасалған. Көшпенділер бұл аспаптың пайда болуын Қорқыт ата есімімен байланыстырады. Оны қобыздың атасы алғашқы музыкант, композитор деп санайды. Қорқыт жайлы сенімді деректер түркі тайпаларының көне қолжазбаларында кездеседі. Аңыз ақсақал Китаби деде Қорқыт Яғни Қорқыт ата кітабы атты оғыздардың эпосында бас қаһарман ретінде беріледі дейді зерттеушілер. Мамандардың айтуынша, эпоста кездесетін жыр жолдарында 8-ші ғасыр суреттеледі. Шығармада оғыздарды Кавказ тайпасының жаулап алу кезіндегі оқиғасы баяндалады. Эпостың әрбір тарауы басталған сайын Қорқыт атты ақсақалдың есімі кездесіп отырады. Ол жырдың авторы, әрі шығармада халқыдан кеңес пен дауына қазылық етуді сұрайды. Басқаша айтқанда, Қорқыттың бейнесі жалпы түркі халықтарына ортақ мұра. Қорқыт деген адам расымен болды ма, жоқ па, оны ғалымдар кесіп айта алмайды. Негізі ол жинақталған бейне болуы мүмкін. Соған қарамастан түркі елдерінің көпшілігі Қорқытты данышпан санап, аса қадірлейді. Қазақстанда Қобыз атасының отаны саналатын жерде мемориалдық кешен орнатылған. Бұл архитектуралық ансамбльдің қақ ортасына әлемнің төрт тарапына қаратып, төрт қобыздан тұратын ескерткіш қойылған. Қорқыттың есімі тек қобыздың өмірге келуімен ғана байланысты емес. Сонымен қатар, ерте кездегі тәңіршілдік дінінің кең таралуына да қатысы бар. Түркілерде Қорқыт атаны жебеушім деп санайтын бақсылар болған. Баста оны қасиетті аспап деп тек бақсы шамандар қолданыпты. Мұндай дәстүр барлық түркі халықтарында сақталған. Сен болмасаң не де
Qobız özgölerge ıksamaytın kiyeli dep sanalgan aspaptardın biri. Türkler onun kurulumun əlem tanı ölgüsünün tırat dep sanagan. Mısalı, nahtı üçke bölüngen bölükter joğarğı, ortağıngı және tömengi əlemnin simvolu. Осы түсінікке сай, шамандар қобыздың басына түрлі салпыншақтар, құстың қауырсының, үкі, айна секілді заттарды тағып қойған. Мұның барлығы көмекші рухтардың белгісі. Бұл заттар адамға беймәлім әлемге барып қайтуға көмектеседі деп сенген. Қобыздың пішіні бүгінгі түркілердің ұрпағы қымыз құйып жүрген ожауға ұқсайды. Мұның да әлемнің жаратылысы жайлы аңыздарға қатысы бар. Бақсылардың ұрпағы, қазақ шамандары осы күнге дейін көзінің қарашығындай сақтап келді. Мына нарқобыз жарасу бақсыға тиесілі. Ол осыдан 5 ғасыр бұрын өмір сүрген. Қобыз түркі мәдениетінің маңызды нышанына айналған аспап. Ол көшпелі халықтар музыкасының негізін қалап қана қойған жоқ. Көптеген фольклорлық және әдеби шығармалар туғызды. Sevgilim seyle çıkak burada gel ilk baharı. Sevgilim seyle çıkak burada gel ilk baharı. Gül açıp ömrümüzün en şirin arzuları. Gül açıp ömrümüzün en şirin arzuları. Anadı arzulara her zaman Qarabağ. Danışan dil dudağım der aman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana. Çemenlerde gezir vakifin çok güzeli. Ruhunu buradan alın atavanın gezeli. Ruhunun buradan alın atavanın gezeli. Anadır arzulara her zaman Qarabağ. Danışan dil dudağım tar keman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana yurdum. Anadır arzulara her zaman Qarabağ. Danışan dil kahraman avladı var. Darvalarında neşe kahraman elladı var. Emeği güller açan serderin bunyadı var. Emeği güller açan serderin bunyadı var. Anadı arzulara her zaman Qarabağ. Danışan dil dodağım perkaman Qarabağ. Qarabağ can Qarabağ ana. Altyazı M.K.
de gezir vakfin şu gözeli. Bu çamanlarda gezir vakfin şu gözeli. Ruhunu buradan alır Natavan'ın gazeli. Ruhunu buradan alır Natavan'ın gazeli. Anadır arzuları her zaman garaba. Dönüşüm dül dudağım derken an garaba. Garaba can garaba ana yurdum. Anadır arzuları her zaman garaba. Dönüşüm dül dudağım derken an garaba. Garaba can garaba ana yurdum. Garaba can garaba. Şu